Değerli izleyenler, CHP listelerinden seçime giren partiler toplam 38 milletvekili çıkardı. Şimdi meclisteki milletvekili yemin törenlerinin ardından CHP listelerinden yer alan o vekillerin kendi partilerine dönmeleri bekleniyor. Bu durumda CHP'nin vekil sayısı da 131'e düşecek. Zaman zaman CHP'li isimlerden bu duruma tepki gelirken CHP listelerinden seçime giren iki partiden Saadet ve Gelecek'ten yapılan açıklamalar tansiyonu yükseltti. Peki kim ne dedi? Gelin ana haberde izleyelim. Millet İttifakı bileşenleri Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti CHP listelerinden toplam 38 milletvekili çıkardı. Listelerinden giren partiler ayrılınca CHP'nin milletvekili sayısı 131'e düşecek. Böylece CHP 27. dönemdeki milletvekili sayısının altında vekille 28. dönemde temsil edilecek. Bu durum nedeniyle genel merkez yönetimine tepkiler dile getirilirken, eski yeni CHP'li isimler bu durumu eleştirirken sosyal medyada dikkat çeken açıklamalar yer aldı. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Ümit Çebi'den bir paylaşım geldi. Ümit Çebi -%1 oyla 10 vekil çıkardıklarını söyledi. Çebi paylaşımında Temel Karamoğluoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Milli Görüş tarihinin en zor zamanında aldığı bu stratejik kararla -%1 oyu görünmesine rağmen Saadet Partimizin mecliste 10 vekille temsiline vesile olmuştur dedi. Allah hayırlı etsin. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ilk tur seçimlerin ardından yaptığı Twitter paylaşımını tepkiler gelince sildi. O paylaşımda partisinden meclise giren isimlerle fotoğraf paylaşan Davutoğlu, milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı genel merkezimizde gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun dedi. CHP listelerinden seçime giren iki partiye CHP'den geçici ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tepki gösterdi. Özcan -1 paylaşımı yapan Çebi'ye CHP'nin oylarını sömürdünüz. Bir de utanmadan dalga geçiyorsunuz. Ben bir CHP'li olarak oyumu helal etmiyorum sözleriyle yanıt verdi. Özcan Ahmet Davutoğlu'nun sildiği paylaşımını da hedef aldı. Süleyman Şah türbesini kaçırdı, CHP'den oy aşırdı. Sığınmacıları Türkiye'ye sığdırdı. Hiç oy almadan milletvekilliği kazandı paylaşımı yaptı.